Fahane Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte EBS raporu izne çevirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte sayı izin talebinde bulunan kişinin raporlu yani ad soyad rapor bilgileri varsa girilmelidir. İşte Bunları mutlaka ne diyelim sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Mesela rapor var. Bu nasıl izin çevrilecek? E yine EB sistemi üzerinden yapılıyor. Daha önceden bir rapor bilgisi girildiyse bunun üzerine tıklanması gerekiyor. E, kişi seçimi yapıldıktan sonra ve burada raporlu sürenin direkt olarak izine çevrilmesi için e, gerekli aşamalar e, ne diyelim takip edilmesi gerekiyor. Bu izin sürecince e, rapor iptal olacak ve bu izin olarak e, ne diyelim karşımıza gelecektir. Bunu da EBS sistemi üzerindeki ne diyelim e, rapor kısmından kolaylıkla halledebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen beğeni tonluğunu unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.